Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Lanetleme ve iftiranın hükmü. Hanımına zina iftirasını atanın durumu. Erkek, eğer bir erkek hanımına zina iftirasını atarsa ona iftira haddi, yani iftira haddi cezası gerekir. Ancak delil şahit getirir, minbere çıkar, camide cemaatin ve hakimin huzurunda, cemaatin ve hakimin huzurunda attığı iftirayı ilan eder ve şöyle der: Allah'a şehadet ederim ki hanımım falan kişiyle zinada bulunmuştur. Muhakkak ki ondaki çocuk zinadandır, benden değildir. Muhakkak ki ben doğruyu söyleyenlerdenim. Bunu 4 kere tekrar eder. Bundan sonra hakim o erkeğe vaz eder. 5.sinde eğer ben yalancılardan isem Allah'ın laneti üzerime olsun der. Lanetlemeden sonra meydana gelen hükümler. Bu lanetlemeden 5 hüküm meydana gelir. 1- İftira haddi erkekten düşer. 2- Kadının üzerine had vacip olur. 4- Karı koca olmaları sona erer. 5- Çocuk kocadan düşer. 4- Çocuk kocadan düşer. 5- Kadın kocasına ebediyen haram olur. Eğer kadın da lanetleme yapar ve şöyle derse: Allah'a şehadet ederim ki kocamın bana attığı zina iftirasıdır, iftirasında yalancıdır. 4 kere bunu tekrar eder. 5. defasında eğer bu adam doğruyu söyleyenlerde ise Allah'ın gazabı üzerime olsun dedikten sonra o kadında da zina haddi düşer. Ona zina cezası uygulanmaz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.